Beni gögü ve yeri yaradan... ...ve beni yaratan ulu tanrım... ...sana soruyorum... ...beni yaratan... ...lütfen bana yardım et... ...ve şu sorularımı bana yanıtla... ...öyle ki doğruyu bulabileyim. Selamlar değerli kardeşlerim... ...Rab sizleri bol bol bereketlesin... ...kanal hayat ekranlarından... ...her birinize sevgiler sunuyoruz... ...evet bugün... E aslında en büyük problemin üzerinde konuşmak istiyorum. Konu sorulmayan soru. Yani genelde hayatımızda birçok soruları karşıya yöneltiriz. Bileriz ya da bilmeyiz. Maksatlı ya da öğrenme amaçlı. Karşı tarafa sorularımızı sorar. Öğrendiğimiz şeylerde kesinlikle boş alanlarımızı doldurur. informasyonlarımızı ediniriz. Ama diğer taraftan ise... Eğer maksatlı ise sorumuz stratejimizin diğer ayağını oluşturur. Bu yüzden sorunun her zaman iki mantığı olmuştur. Öğrenmek için ya da öğretmek için. Bu insanın doğasının normal bir durumu olmakla beraber bir şey daha vardır. Eğer soru sorulacaksa aslında sorunun ilk noktası nereden başlar? Yani Herkes normalde karşıdaki kişiye sorar, kendi kişi, düşüncesini merkez alır, esas alır, onun ortasına oturur ve karşı tarafa bir göndermede bulunur. Öyle ki aslında merkez yani sorulması gereken yer kendisi olmadığı sürece herhangi bir problem yoktur. Onun düşüncesi doğru gibi görünür. Bu yüzden sorulmayan soru aslında insanın kendisine sorduğu sorudur. Eğer doğru biçimde kendinize sormazsanız, yani bir inancınız var diyelim, A inancı, B inancı, D inancı, hiç fark etmez. İnancınız ne kadar doğru? İnancınızın bütün boşluklarının cevaplarını verebiliyor musunuz? Emin misiniz? Yani çocukluğunuzdan beri sakın öğrendiğiniz şeyler olmasın. Onları biraz geliştirerek ya da süsleyerek öğrenmiş olmayasınız. Bunların hepsi ...ilk sorulması gereken noktalardır. Benim inancım doğru mu? Yani ben kendi hayatımdan biliyorum... ...artık yavaş yavaş... ...ak saçlı olmaya başladığımda... ...ilk öğrendiğim şey bu oldu. En son ve en iyi... ...öğrendiğim şey bu oldu. Kendi kendini sorgulamak... ...çünkü genelde insanlar daha çok... ...karşı tarafı sorgulayarak... ...kendilerini haklı çıkartırlar. Biz Mesih imanlılarında bir durum vardır birini işaret edersiniz parmağınızla ama üç tane parmak geriyi gösterir. Dördüncü parmak yukarıyı. <laughs> o karar versin aramızda değildir bu. İnanın bana. Onu aldırış etmediğinizi söyleyeyim. Ama bunu kesinlikle karşı tarafı suçlarsınız ama bunlar kesinlikle sizi suçlu çıkartma ihtimalleri çok yüksek. Bu bir benzetme tabii. Ama kesinlikle geleneklerden gelen, atalardan duyduğumuz şeylerin belki biraz daha modern dünyada geliştirilmiş, farklı alternatifleri oluşmuş, böyle akla ve mantığa uygunmuş gibi gözüken bir inanç içinde de olabilirsiniz. Ama doğru mu? Kökenleri sağlam mı? Yani yanlış bir şeyin, başlangıçta yanlış olan bir şeyin düzeltilmeye çalışılmış alternatifleri de yanlıştır. Hangi mezhepte Hangi ideolojide olduğunuz o zaman önemli değil. Anlıyor musunuz değerli kardeşim? Yani bunu ispatlamanın yolu. Nereden geldiler, nasıl geldiler? Bunu bilmek çok önemlidir. Bir arkadaşım anlatmıştı. Oldukça beni güldürmüştü. Bir anekdot anlatayım. Bir gün bir komutan, bir yüzbaşı diyeyim... ...bir bölüye atanıyor. İşte A bölüğünden B bölüğüne atanıyor... Ve bölüye gidiyor. Bölüye giderken inceliyor tabii komutan olduğu için her yeri bilmek zorunda. Nöbet yerlerini özellikle. İşte kule nöbeti, nizamiye nöbeti, işte şu nöbeti, koğuş nöbeti. Bir de bahçede bir bank var. Bir de bank nöbeti var. İlginç demiş. Yani kapının önündeki bankın niye nöbeti olsun ki? Hadi koğuş nöbetini anladık. Kule nöbetini de anladık da bu bu bank nöbeti nedir? Orada bir asker bankın önünde çapraz duruşla bekliyor. Sonra merkeze başvurmuş. Demiş ki orada bir bank nöbeti var. Bu nedir ya demiş. O sürekli orada bilmiyoruz. İşte yeni atandığı yerdeki tecrübeli askerlere söylüyor. Komutanım diyor siz gelmeden önce de biz burayı tutuyorduk. Niye tutuyoruz bilmiyorum. Deftere yazılmış nöbet defterini. Ve bu komutan kendisinden önce orada komutanlık yapan kişiyi arayıp bulmuş, telefon etmiş. Komutanım demiş ya burada böyle böyle bir şey var. Bu bank hakkında ve nöbeti hakkında bilginiz var mı? Adam da demiş ki benden önceki komutandan ben öyle aldım. Onu da arıyor, o da aynı cevabı veriyor. En son bir başka komutanı buluyor. O adam artık emekli olmuş. Artık görevinden ayrılmış, bitirmiş ayrılı ayrılmış ve bu yeni komutan diyor ki komutanım e, siz işte 30 ya da 40 yıl önce burada komutanlık yaptınız. Burada bir bank nöbeti var. Ben bunu anlamış değilim bunun mantığını. E, bu ma bank nöbetinin ne zaman konulduğunu biliyor musunuz? Ve komutan kahkaha atmış ya demiş bank kurumadı mı hala? Meğerse 40 yıl önce oraya bir bank konulmuş ve bank eskidiği için komutan demiş ki boya yavrum orayı. Önüne de bir tane nöbetçi koy. Kuruyana kadar kimse oturmasın banka ki öyle ki boya kaybol boya bozulmasın. Evet. Bu komutan oraya bozulmasın diye bir asker diziyor, asker koyuyor geçici bir şey için. Nasıl oluyorsa deftere kayda geçiyor ve artık o orada yapılması gereken bir göreve dönüşüyor. Ta ki bunu sorgulayan bir komutan çıkana kadar o bankın üzerinde maalesef böyle şeyler oluyor. Bu yüzden doğru biçimde sorgulanmadığı zaman hani bizim hayatımızda her birimizin hayatında böyle bir bank var oraya konulmuş bir bank gider otururuz orada bir anılarımızı tazeleriz. O bankta hayatımızı belki gözden geçiririz. Ama o bank aslında sorgulanmadığı sürece, oturduğumuz zemin sorgulanmadığı sürece, etrafımızdaki olan şeyleri sorgulamadığımız sürece, kutsal kitap bizim sorgulamamızı istiyor zaten. Yani hayatımızdaki her şeyi sorgulamamızı, atalardan kalan inançlar da bunun en büyük sorgulanmayan tarafı oluyor. Bunu sorgulamaya başladığımızda, Muazzam şeyler çıkıyor. Bazen e, dostlarımızla, arkadaşlarımızla muhabbet sohbet ettiğimizde atalarımızdan kalan gelenekler yüzünden sadece değil. Dinsel, siyasal her türlü alışkanlıklar. Yani futbol bile bu işin içinde. E, futbol taraftarı gibi hareket etmek, e, duygusal bir bağımlılık kurmak e, yeterli bir durum değil. Ta ki doğru biçimde izah edilmediği sürece. Bu yüzden sorunun başlangıç noktası neresi? sizce? Tahmin edebilir misiniz? Kutsal kitapta Tanrımız diyor ki anlamadığın akıl almaz şeyleri bana sor seni yanıtlayayım. Yeremia ya bölümünde. Anlamadığın büyük ama akıl almaz şeyler. Aslında hayatımızda içine üzerine zemin olarak kurduğumuz şey bizim hayatımızda anlamadığımız şeylerin aslında kökeni anlaşılmayan şeylerin anlaşılır duruma getirilmiş versiyonlarıdır. Buna biz mezhepler diyebiliriz, tarikatlar diyebiliriz, işte yol ve yöntemler diyebiliriz. Aslında bunların hepsi tarih içerisinde insanların kurmuş oldukları, zaman içerisinde onları geliştirerek bir din, inanç haline getirerek daha sonra onlar artık insanlığın gerçekleşmiş, gerçeğiymiş gibi bir pozisyon yaratır. Bakın Kutsal kitapta Habakuk diye bir peygamber var. Ve bu Habakuk e, Rabbimiz İsa Mesih'in yeryüzüne gelişinden önce 7. yüzyıllarda yaşamış birisi. Ve etraftaki sancıları Tanrı'ya soran birisi. Bu yüzden kutsal kitapta Tanrı'ya sorabilmemiz için bize bir şey verilmiş. Fırsat verilmiş. Evet bizler Tanrı'ya sorabiliyoruz. Yani bendeki yanlış şeyleri ben eğer bilmiyorsam gerçekten bana doğruymuş gibi gözükse de ya yanlışsa ihtimalinden yola çıkarak Tanrı'ya sormak çünkü Tanrı geçmişte, şimdiki zaman ve gelecekte. Her şeyi bilen Tanrı'dır. Ve biz ona sorduğumuzda doğruyu ondan öğreneceğiz. Ve Habakuk Şöyle diyor ya Rab. Ne zamana dek seni yardıma çağıracağım. Beni duyuyor musun? Zorbalık var diye haykırıyorum sana. Ama kurtarmıyorsun. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu. Bir türlü yerini bulmuyor. Hak. Evet. Peygamberin bu itirazı ve peygamberin bu sorusu ve peygamber peygamberin bu anlaşılmayan yani anlaşılmaz olan dünyadaki şeylere karşı bir cevabı yok ama büyük bir sorusu var. Yani ya Rab bunların olmasına neden müsaade ediyorsun? Yani neden? Neden bu türlü şeyler var hayatımızda? Yani en mükemmel insanlar bile kusurlarını saklamadıkları sürece normal sıradan insanlardan pek fazla bir farkları olmadığını görüyoruz. Yani bir örnek teşkil etmiyorlar aslında. Peki Tanrı'nın cevabı ne oluyor Habakkuk'a? Beşinci ayette diyor ki Tanrı cevap veriyor. Dikkat edin bakın. Peygamber sordu. Bu her insan için geçerli. Hayatının derinliklerindeki soruyu Tanrı'ya sorabilme cesaretini göstermek. Çünkü bunu Tanrı gerçekten istiyor yani insanın anlamadığı bir şey vardır Tanrı bundan işte 1500 sene önce ya da 2000 sene önce ya da 3000 sene önce bir peygambere bir şey söylemiş bu iş bitti artık Tanrı hesap vermek zorunda değil kimseyle konuşmak zorunda değil ama Tanrı böyle bir Tanrı değil yani öncelikle Tanrı duyguları olan zekası olan kişiliği olan bir Tanrı umursamaz İlişki ilişki kurmaz bir Tanrı değil. Demin Yeremya'daki ayeti size söyledim. Anlamadın büyük ama akıl almaz şeyleri bana sor. Seni yanıtlayayım. Bakın Tanrı ne söylüyor. Buna karşıt olarak Habakuka cevap. Bakın öbür uluslara gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız. İşte bütün olay bu. Yani ben henüz İsa Mesih'e iman etmeden önce, henüz Mesih imanlısı değilken yani televizyonda bildiğim şeyler vardı. Yahudilik, Hristiyanlık ya da başka birçok inanç hakkında. Ama yakın mesafede Ezidiler, Sünniler, Aleviler ee, ve zerdüşler, ateistler, bunlar hakkında öpeyce bilgim var. Çünkü yakınımda arkadaşlarım vardı. Onlardan öğrenebileceğim şeyler, soru cevap yöntemleriyle. Ama tabii bana göre hepsi yanlıştı. Tek doğru bendim. Ta ki, ''Ya Rab sen kimsin?'' diyene kadar. İşte bu aslında ''Ya Rab sen kimsin?'' sorusu bizim hayatımızın merkezindeki temel soruydu. Bırakın artık bizim kendi şahsi düşüncelerimizi her birimizin hiç fark etmez. Ya Rab sen kimsin? İsteğin nedir senin? Yani hepimiz senin hakkında konuşuyoruz. Ama neden sus pussun. Burada bak Habakuk diyor ki beni duymuyor musun? Yakararak içinden sesleniyor Rabbe. Ve sonra bu yüzden itirazı Rab'be yükseltirken etrafı analiz ettiği için ve Rab ona şu cevabı veriyor. Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız. İşte mesele bu. Bütün meselenin kökünde bu yatıyor. Anlatsalar da inanmayacaksınız. Çünkü ön yargılarınız sizin kendi inancınızın içerisinde yok. Ön yargınız sadece dışa karşıdır. Sorgulama yeteneğimizi eğer kaybedersek, kendi içinde olduğumuz inanç sorgudan geçmezse eğer, bu Tanrı'yla ispat edilemezse, Tanrı'nın ruhuyla ispat edilemezse, Tanrı'nın bizde olan işleriyle ispat edilemezse, göksel bir kuvvetin bizi dönüştürmezse biz dönmeyiz. Ve bu yüzden birisi bize anlatsa da inanmayız. Bunu ben yaptım. Bu yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ki değerli kardeşim... Habakuk bu duaları ettikten sonra Habakuk ikinci bölümde şu ayetleri okuruz. Habakuk diyor ki nöbet yerinde gözcü kulesinde durayım bakayım Rab bana ne diyecek yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim. Evet sevgili dostum. Rab diyor ki sana cevap vereceğim ama sen önce bu konuda ısrarlı ol. Öyle ki istekli olduğun gözüksün. Yani sen istekli olduğun an, yürekten istediğin an Tanrı sana cevap vermeye hazır. A, B, D, C, C, D hakkı A'dan Z'ye kadar olan bütün alternatifler. Sen sadece onlara baktığın an senin aklına ve zekana uygun olan herhangi bir şeyi seçersin. Ama dikkat! Beşinci ayette diyor ki anlasalar inanmayacaksınız. Demek ki bu A'dan Z'ye kara olan A, e, şeylerin alternatiflerin her birinde senin maalesef ama maalesef senin ya da benim ön yargılarımızdan dolayı anlayamayacağımızı Tanrı söylüyor. Oysa Habakuk nöbet yerinde kalbi açık bir biçimde yüreğinde Rabbin cevabını bekliyor. Bakayım Rab, bana ne cevap verecek? Eğer Rabbin tanrılığını, Rabbin varlığını kabul ediyorsan, Yaradan'ın varlığını kabul ediyorsan, onun Rab ve yegane, yegane kişi olduğunu kabul ediyorsan ve ondan başka yaratıcı olmadığını inanıyorsan ya da bir yaratıcının var olduğuna inanıyorsan sabırla onu bekle. Ona herhangi bir başlangıçta isim olarak beni gögü ve yeri yaradan ve beni yaratan ulu tanrım sana soruyorum beni yaratan lütfen bana yardım et ve şu sorularımı bana yanıtla öyle ki doğruyu bulabileyim. Doğru yöntem bu. Doğru yöntem bu kullanılmazsa laboratuvar sonuçlarına bakayım hele ne çıkacak dediğin zaman bu yöntem senin yöntemin. Ruhsal alandan cevap alamayacaksın. Hocaya papaz'a gidip sorayım dediğin zaman onlar neye inanıyorlarsa öyle anlatacak sana. Peki Tanrı'yla karşılaşmaya hazır mısın? Yani esas sorun burada. Mesih'e iman edenler kendi yüreklerinde. Bu karşılaşmayı yaşamış insanlar. Tuhaf ama gerçek. Ayet diyor ki... Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki anlatsalar inanmayacaksınız. İsa'nın çarmıhına... İnanmazlar. Sürekli olarak oraya hayır hayır başka birisiydi ifadesi konulur. Tanrı benzetti ya da buna benzer bir takkiye bir oyun. Bu böyle olmaz ki. Yani eğer Tanrı bunu yapmak istiyorsa bunu da Tanrı'ya sormak lazım. Yaptır mı sen böyle bir şey diye. Buna inanabilir miyim? Sağlam bir bilgi mi? Bu yüzden de Tanrı'ya gideceksin. Ve Tanrı temiz ve saf, yüce yürekli bir raptır Yani yüreği temiz, saf kelimesini kullandığım e, terim de odur. Yani temizdir. Bu yüzden 13. ayette diyor ki, kötüye bakmayacak kadar saftır gözlerin, haksızlığı nasıl hoş görürsün? Ama Tanrı buna zaten cevap vermişti. Yani bu haksızlıkların, bu acıların, bu anlaşılmaz birçok şeyin cevabını... Tanrı şöyle yanıtlıyor. Ben sana anlattım ama sen inanmayacaksın. Evet burada diyor ki anlatsalar da inanmayacaksınız. Çünkü anlattı, çünkü yaşadı, çünkü yaptı. Ve bugün yaptıkları işlerle milyarlarca insanı kendisine sevgisiyle çekiyor. Bu yüzden değerli kardeşim Habakuk'un sorusunda bu çok önemli bir durumdur. Hoşeya'da bir ayet var Kutsal Kitap'ta 4. bölüm 16. ayette şunları yazar. Bu gerçekten çok önemli. Bunu bir tanrısal bir uyarı olarak kabul etmek lazım. Çünkü bizler yaşantımızda inat ettiğimiz süre içerisinde, bu benim odunumdur diye yapıştığımız süre içerisinde, her türlü ideolojik, felsefi, dini yapışmış olduğun her ne ise Tanrı şu cevabı veriyor. Çünkü Tanrı'dan cevap almayana kadar yapışmış olduğun her şey için geçerlidir. İşte Tanrı'nın bize gerçekten cevabı. Hoşeya 4. bölüm 16. ayette der ki, Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti. Şimdi Rab nasıl güder onları otlakta kuzu gibi. Yani bir tarafta bir bizim insanlığımızın bir inadı var. Ve Tanrı da diyor ki ...nasıl seni kuzu gibi güdeceğim... ...yeşil çayırlarda? Oysa Kral Davud... ...şu duayı etmiştir... ...Mezmur 23'te... ...Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Adonay roi lo aksar, Eksiğim olmaz. İşte Tanrı'nın... ...sana vermek istediği şu... ...eksiğin olmaz. Bu sadece yeme, içme... ...ya da barınma değil... ...aynı zamanda iç dünyanda o derin boşluklarda değerli kardeşim sana sonsuz sevgi vermek istiyor. Esenlik vermek istiyor. Yani o banka döndüğümüzde o bank nöbetine gelenekler, atalarımızdan gelenler, geçmişten duyduklarımızın doğruluğu sorgulanmadığı sürece bankın önünde nöbet tutacaksın. Bu benim dinim. Bu benim ideolojim. Bu benim felsefem. Ben iki seneye yakın askerlik yaptım biliyorum. Nöbet tutmanın ne demek olduğunu verilmiş olan bir kutsal görevin nasıl yerine getirilip ifa edildiğini kulede nöbet tuttum, sınırda nöbet tuttum. Toprağın içinde, zeminde nöbet tuttum. 15 6, 18 aylık gibi bir askerlik süreci içerisinde e, bütün nöbetlerin hepsini yaptım. Ve hepsi kutsal olduğuna emin olduğum görevlerdi. Bu yüzden yaptım. Ama bunu bana verecek olan bir komutan vardı önümde. Bu yüzden yaptım. Ama bazı şeyler var ki kimlerden aldığını bilmiyorsun. Sürüklenen gelen, geçmişten gelen birçok şeye inanıyorsun. Bunu sorguluyor musun? O yüzden sorgulamanın esas yeri sevgili kardeşim bulunduğun yerdir. İstersen oradan başla. Rab seni bol bol bereketlesin. Mesih'in sevgisi seni korusun, kayırsın. Sıkıntı anında Mesih diyor ki beni ara sana yardım ederim. Anlamadığın akıl almaz şeyleri, büyük şeyleri İsa'ya sor seni yanıtlayacaktır. Esen kal değerli kardeşim.